1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Değerli takipçilerimiz, minik takipçilerimizi de bugün özellikle selamlamak istiyoruz. Bizi tercih eden hastalarımız, hasta yakınlarımız, Avrasya ailesinin kıymetli çalışanları, yayınımıza olan ilgi, alaka, beğeni ve yorumlarınıza teşekkür ederek hepinize canlı yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün hastanemizin çocuk hastalıkları uzmanları uzman doktor Ersin Sarı ve uzman doktor Mehmet Ali Talay'ı çocuk sağlığı dijital paneliyle sizlerle buluşturuyoruz. Nisan ayının tam ortasındayız. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çok az bir zaman var. Öncelikle Avrasya Hastanesi olarak tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyor. Onlara sağlık, barış, başarı, mutluluk ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya diliyoruz. Gülen yüzlerine yaş değmesin istiyoruz. Çünkü toplumun en kıymetli varlıkları çocuklarımız. Hepsi yarının doktoru, mimarı, öğretmeni, hemşiresi, hatta devlet adamı ya da bilim adamı olacaklar. Ve bugün eminiz burada doğmuş birçok çocuğumuz büyümüş, topluma, insanlığa faydalı işler yapıyorlar ve yapacaklar. 22 yıl önce daha anne karnından itibaren hem anneyi hem bebekleri, çocukları takibe alarak sağlıklı gelişim süreçleri için, kaliteli bir doğumla dünyaya gelmeleri için anneler ve ailelerle el ele verdik. Avrasya Hastanesi olarak yıllar süren topluma karşı duyarlılık ilkemizle yetişkinler dahil çocuk sağlığı paneli olduğu için de bugün çocuklar için yaptığımız sosyal projelere özellikle değineceğim. Sayısız okullara doktorlarımızla katıldık ve onlara ışık tutacak geleceğe yönelik seminerler verdik. Onlarla tam 4 büyük çocuk şenliği gerçekleştirdik. Dev bir alanda parklar kurduk, çekilişlerle onlara hediyeler dağıttık, sanatçılarımızı davet ettik. Çocuk şenlikleri kapsamında onların kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sunan kişi ve kurumları düzenlenen anketler sonucunda onların oylarıyla, plaketlerle onlar adına ödüllendirdik. Onların fikirleri bizim için hep önemliydi. Evet, doğdu, bitti demedik. Kıymetlerini her zaman andık, hatırladık. Onları hiç unutmadık. Doğduğu yer denilen bir kavram vardır her zaman. İleride güzel hatırlanacak izler bıraktık. 4 toplu sünnet şöleni gerçekleştirdik. Erkekliğe de ilk adımlarını büyük bir yürek ve cesaretle Avrasya'da attılar. Çocuk haklarının sesi olduk. Düzenlediğimiz etkinliklerle de onların haklarını savunduk. En önemlisi de onlar için çok kıymetli 2 çocuk hastalıkları uzmanımızla, evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla yıllardır hizmet veriyoruz. İyi ki varsınız. Nice başarılı genç adamlar oldular, genç kızlar oldular ve bugün birçok mesajla doktorlarına da selamlarını ilettiler. Biz de buradan onları tekrardan selamlıyoruz. Evet, pandemi dolayısıyla onlarla bir süredir bir arada toplanamıyoruz. Ama dijitalden bunu sosyal sorumluluk edinmenin vermiş olduğu bilinçle hareket ediyoruz. Çünkü kurum olarak edindiğimiz misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda toplumun sağlığını önemseyen, etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası sunan bir kurum Avrasya Hastanesi. Uzakta olsak bile bu yıl birbirimizden sizleri gönülden kucaklıyoruz. Evet, ne diyoruz? Avrasya Hastanesi olarak amacımız çocuklarımızın kaliteli bir doğumla dünyaya gelmesi, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin takibi ve aynı kalitede süren yaşamaklarının olması. Sağlıklı nesiller yetişsin ve gelişsin istiyoruz. Bunun için onların ihtiyaçları doğrultusunda tüm altyapı, donanım ve ekiplerimizi Avrasya Hastanesi'nde çocuklarımız için büyük bir titizlikle kurduk. Nasıl mı? Çocuk polikliniklerimizde, servislerimizde ileri düzeyde kaliteli hizmetler sunuyoruz. Medikal kadroya zaten gösterdiğimiz Özen'in resmi şu anda ekranlarınızda kıymetli hocalarımla birlikte görüyorsunuz. Doğum sonrası yeni doğan ünitesi her yerde yok bildiğiniz gibi. Doğum sonrası gerçekleşecek olan, evet, gerekli takiplerde bu çok önemli bir unsur aslında. Üstün donanımlı özelliklere sahip yeni doğan ünitemizde de bebeklerimizi kontrol altına alıyoruz. Avrasya Hastanesi'nin en büyük özelliklerinden birisi de tıbbi tedavilerinizin yanında ihtiyacınız olacak şey çocuklarınıza gösterilen şefkatli bir yaklaşımı görmek olduğuna da eminiz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık ekibimizin de en az sizler kadar onlara hassasiyetle yaklaştığını ve bir kez daha buradan bunu sizlerle paylaşmak istediğimizi bilmenizi isteriz. 22 yıldır çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri için
bizleri tercih eden, takip ve tedavilerinde bize güven duymuş tüm hastalarımıza da buradan selamlarımızı ileterek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, şimdi değerli iki doktorum yanımda. Sizlerden mesaj oluyor da bizlere iletilmiş olan sorularımızı değerli hocalarımıza sorarak bunların yanıtlarını sizlere vereceğiz. Evet, sağımda ve solumda hastanemizin çok kıymetli iki çocuk hastalıkları uzmanı var. Evet, nice çocuğun tıbbi tedavisinde başarıyla yer almış. Aynı zamanda da yakın ilgi, alaka ve sevgi dolu yaklaşımıyla da ailelerin, çocukların gönüllerinde taht kurmuş. Eminim birçok çocuk da sizi unutamıyordur hocam. Evet, öyle güzel yaklaşımlarınız var ki hem gece hem gündüz olsun ve her defasında arayan insanların telefonlarında ulaşılabilir bir doktor olmanız çok önemli bir noktaydı. Evet, ihtiyaç halinde de her zaman çıkıp gelen bir çocuk hastalıkları uzmanımız. Evet, uzman doktor Ersin Sarı aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Hocam, merak edilen sorularımızdan ilk olarak size en sık yaşananlar demek ki annelerimizden bize bu sorular iletildi. Hocam, bebeklerde görülen gaz sancısı nedir, neden olur ve ne yapmalıyım diye merak edilmiş. Gerçekten en sık sorulardan biri poliklinik hizmetlerimizde gelen sorular. İnfantil kolit diyoruz biz buna çocuklarda. Belli bir süre sonrasında, genellikle 15 günlükten sonra başlayıp, eğer alt yatan başka bir neden yoksa 4 ayda azalan ve kaybolan, belli bir saatte tutan ağlama krizleri bebeklerde oluyor. Bu saat geldiği zaman ne yaparsanız yapın bebeği çok rahatlatmak mümkün olmuyor. Ve o 1-2 saat sonrasında kendiliğinden düzelebiliyor. Ama özellikle ilk defa anne olanlarda acaba bir problem mi var, bebeğimin bir şikayeti mi var, bir yerine bir şey mi yaptım paniği, çok heyecanlanıyorlar ve çok panik oluyorlar. Çoğu zaman da işte gece olduğu için bu ataklar hastaneye koşturarak geliyorlar. Nedeni çok bilinmiyor, altta yatan birçok etken söylenebiliyor. Bazen çocukların prematür bebeklerde, erken doğmuş bebeklerde daha fazla olabiliyor. Evet. Bağırsakla ilgili bir takım problemler, gelişimiyle ilgili problemler olabilir ki şu dönemde en fazla alerjik ataklar, özellikle de süt alerjisi çocuklarda çok fazla görülebiliyor. O da kolite olduğundan bir kat daha fazla arttırabiliyor. Bazen annenin psikolojik durumu bebeği etkileyebiliyor. Bazen de hiçbir neden bulunamıyor. Dediğim gibi kendiliğinden de düzeliyor. Evet. Tedavisi nedeni çok bilmediğimiz için tedavide açıkçası yok. Sadece işte bebeği sakinleştirmek. Bu dönemde anne babanın özellikle çok sakin olması lazım. Eğer bebek panik olduğu zaman, bir de anne baba da panik olduğunda daha da tedirgin oluyor çocuk. Anneden hissediyor o duyguyu. Evet. Bebeği sakinleştirmek, işte banyo saatini akşama kaydırmak, karnına masaj yapılabilir, işte ayak tabanları sıcak tutulabilir. Anne her ne kadar bilimsel olarak yedikleri bebeği çok etkilemiyor dense de yediklerine bir miktar dikkat edilebilir. Bu gibi tepkiler alınırsa ve bilecekler ki belli bir süre sonra bu kendiliğinden ortadan kaybolacak, bebek de anne baba da çok rahatlayacaklar. Evet, hocamın önemli mesajlarını dinledik. Hocam, bir de bebeklerde sık görülüyor demek ki siz de yine eminim çok sorulanlar arasındadır. Göğüs hırıltısı hocam, neden olur ve aileler bu konuda ne yapmalıyız diye bizlere sormuşlar. Şimdi evet, bebeklerde solunum sıkıntıları doğdukları andan itibaren olabiliyor. Zaten ilk doğar doğmaz bazen zamanında doğmuş bebeklerde geçici takip ne dediğimiz solunum sıkıntısıyla doğabiliyorlar. Evet. Bu bazen 1-2 saat içinde kendiliğinden düzelebildiği gibi bazen de 3-4 gün devam edebiliyor. Bunun da nedeni belli değil. Bazen anne karnındaki amniyo mayi dediğimiz bir sıvının içerisinde doğar bebekler. O sıvıyı atamamakla ilgili olabilir. Bazen erken doğmuş bebeklerde solunum sıkıntısı olabiliyor ve bu süreç eğer yoğun bakımda sonlanıyor. Buna da gelişimsel akciğerlerin gelişimiyle ilgili problem olarak değerlendiriyoruz. Bazı bebeklerde kıkırdak dokusunun gelişimiyle ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. Laringomalizi dediğimiz nefes borumuz bizim kıkırdaktan yapılmıştır. Ve çocuk ağladığında, kuvvetli ağladığında, nefes aldığında kıkırdak tam gelişmediğinden dolayı yapışıklıklar ortaya çıkıp böyle dışarıdan bir hırıltı duyabiliyorlar. Bunu da ailelere çok basit olabiliyor bazıları. Bazıları da gerçekten çok ciddi olup aileleri çok rahat tedirgin edecek boyuta o kadar ulaşabiliyor. Kıkırdak dokuları 4. aydan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başlayıp 9. ayda daha gelişmiş hale geliyor.
Çok ender olarak 18 ay ya da 2 yaşına kadar bu hırıltı devam edebiliyor çocuklarda. Onun haricinde bebeklerde burun tıkanıklığı olabiliyor. Bu da hırıltıya sebep oluyor. İşte bebeklerde burun temizliği özellikle. Biz bebek hemşirelerimiz anlatıyorlar. Bize geldiklerinde biz anlatıyoruz. Ama yine de bazen dokunmaktan korkuyorlar. Canlarını yakacağını düşünüyorlar. Bebek tabii ki hoşuna gitmeyen bir şey. Burnuna bir şey damlatıp onu çekmek, temizlemek. Bebek ağlayınca daha da bir panik oluyorlar. O yüzden de hani bunlar ailelere tek tek tekrar açıklıyoruz. Canını yakacak bir şey olmadığı, hatta bu temizlik yapılmadığı takdirde bebekte beslenme problemleri, uyku problemleri ve enfeksiyona yatkınlığı ortaya çıkartabiliyor. Onları tekrar bilgilendiriyoruz. Biraz daha büyüdüklerinde de daha sonra konuşacağız sanırım sizinle tekrar, evet. Ya da ben sonunda enfeksiyonları, bronşit tarzındaki şeylerde hırıltıyla bize gelebiliyorlar. Evet hocam, yani mevsimsel hastalıklarla ilgili de özellikle bronşit, alerji, yine bu dönem benzik yaşayanlardan ishal. Bu hastalıklarla ilgili sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi gerçekten mevsim geçişlerinde alerjiyi biz bekliyoruz. Zaten Mart sonu gibi başlayıp Haziran başına kadar olan dönemde ya da Eylül gibi başlayıp Kasım sonuna kadar olan dönemde mevsimsel bir takım hastalıklarla karşılaşıyorduk. Hem mevsimler değişti hem de açıkçası şu dönemde Covid'den dolayı bulgular birbirlerini o kadar iç içe geçmiş durumda ki aileler de bize ilk geldiklerinde hastalara bizim yaklaşımımızda acaba alerji mi yoksa altta yatan başka bir neden var mı diye şüphede bırakacak bulgular var. Çünkü Covid'de her türlü bulguyla ortaya çıkabiliyor. Evet. Çocuklarda alerji, daha çok alerjik rinit, alerjik konjaktivit dediğimiz gözde iltihaplanma mevsim geçişlerinde onlarla geliyorlar. İşte burunda tıkanıklık, kapşuruk ve burun akıntısı şikayetleri ve bunların biraz daha ilerlemiş formunda öksürüğe çevirebiliyor. Alerjiyle ilgili geldiklerinde işte burun kontrolleri yapılıp belli bir yaşın üzerindeki çocuklara alerji testleri yapılabiliyor. Bizim hastanemizde de bu testler uygulanıyor. Ve alerji testinde de yüksek bir değer tespit edilirse ailelere tedavi bir planlanıyor ve o tedavi sonucunda açıkçası düzgün bir şekilde de uyarlarsa rahatladıklarını görebiliyoruz. Yalnız hem aile açısından hem çocuk açısından bir çocuğa ilaç içirmek çok zor. Hele bir ilacı düzenli olarak içirebilmek çok zor. Ben kendimden de bileyim bir şeyi uzun süre kullandığım zaman bende de unutkanlık ya da isteksizlik ortaya çıkabiliyor. Ama işte alerjik çocuklarda anlatmamız gerekiyor ki bu ilaçları kullanmadıkları takdirde daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalacaklar. Hayat kaliteleri değişecek. Ve onları birazcık daha hani bunları kullanırlarsa neler yaşayacaklarını anlatmak. Onlar bizden daha akıllı oluyorlar. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz bu arada. Uyumlu oluyorlar. Bronşit bazen bu dönemde gelebiliyor çocuklar. O da işte alerjik zeminde olabileceği gibi mevsim geçişlerinde viral enfeksiyonlar çok fazla görülüyor ve onlara bağlı bronşit ataklarıyla gelebiliyorlar. İshal de şu an özellikle rotavirüs gibi ilk iki yaşta en sık gördüğümüz enfeksiyondur. İshale neden olan mikrop da rotavirüstür. O da çocuklarda kusma, ateş ve işte normal ritminden daha farklı büyük tuvaletini yapmasını biz ishal olarak diyoruz ki rotavirüste yani su gibi günde 5-10'dan daha fazla ishal yaparak geliyorlar. Onların da tahlil sonuçlarında eğer bir problem yoksa destekleyici tedavi, özellikle bebek ağızdan alabiliyorsa, çocuk ağızdan alabiliyorsa, kaybettiğini yerine koyabiliyorsa ayaktan tedavi bile yeterli olabiliyor. Evet. Ama sürekli kusuyorsa ya da çok fazla kayıp olup yeteri kadar ağızdan alamıyorsa o zaman öncelikle bizim acil koşullarımızla serum takılarak takip edebiliyoruz. Arkasından da yine rahatlamazsa da o zaman yatış konusunda aileyi bilgilendiriyoruz. Evet hocam, özellikle de şu an yaşadığımız Covid dönemine değinerek son sorumu size yöneltmek istiyorum. Tamam. Hocam, Covid döneminde ihmal edilen bu çocuk kontrolleri, muayeneleri ve ihmal edilen aşılar hakkında ne söylemek istersiniz?
Bir kere bizim hastanemizde pandemi hastanesi olmadığı dönemlerde biz çocuklarımıza poliklinik hizmeti olarak yatış gerekiyorsa rahatlıkla hizmet verebildik. Evet. O yüzden de mümkün olduğu kadar sağlam çocuk kontrollerini kaçırmamalarını istiyoruz ailelerden. Tabii ki çok korkuyorlar. Özellikle hastaneye geliş konusunda çok tedirginler. Ama hastane belki daha güvenli. Çünkü insanlar birbirlerine çok tedirgin ve dikkatli yaklaşıyorlar. Zaten son dönemde de gördüğümüz için üzere COVID daha çok aile içinde. Yani kontrol edemediğin ya da güvendiğin insanlardan daha fazla geliyor. COVID'de lütfen aşılarını ertelemesinler. Yapılması gerekiyorsa bütün aşıları zamanında yapılsın. Hatta özel aşı dediğimiz aşı takviminde bulunmayan bazı aşılarımız var. Onları da mümkün olduğu kadar yapmalarını istiyoruz. Bir de son dönemde şöyle bir soru geldi. Belki bunlar biraz daha artacak bu sorular. Evet hocam. COVID geçirmiş çocuklar. Çünkü biliyorsunuz çocuklara çok fazla yapılmıyordu. Yani test yapılmıyordu. Çok şikayetleri çok ayyuka çıktığı dönemlerde test yapılıp COVID tespit edilen ve şu an çok fazla çocuğumuz var. Bu çocukların da 2 yaş altında aşıları var. Belki okul dönemi aşıları olacak. Ne kadar süre sonra aşı yapmak gerekir? Şimdi onu çok soruyor aileler ki haklılar bunu sormakta. Evet hocam, ona da bir cevap alalım. Onun için de bir takım kriterler belirlemişler Sağlık Bakanlığı'ndan. Eğer bir çocuk hastanede yatarak tedavi olduysa COVID nedenli, test çıktıktan sonra 14 gün boyunca bir izolasyon, ondan sonra aşılarının rutinlerden kaldıysa devam edebilir. Evde geçirdiyse 10 gün sonrasında biliyorsunuz test yapılması gerekecek. 2 tane testi negatif gelecek. O negatif gelen ikinci testten sonra 14 gün yine bir ara ve arkasından çocukların kaldıkları yerden aşıların devam edilmesi gerekiyor. Canlı dediğimiz aşılar da buna dahil. Açıkçası atoniye aşılar da dahil. Her ikisini de 14 gün sonrasında gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Bu sorular çok artık gelmeye başladı. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz yanıtlardan dolayı. Umuyoruz buradan anneler babalar bizlere bu soruları çok sordular. Onlara da evet yanıtlarını vermiş olduk. Meraklarını gidermiş olduk. Birazdan yine çocuklarımız için 23 Nisan'a değineceğimiz mesajınızı da alacağım ben kapanışta. Evet şimdi yine tecrübeleri yakın ilgi alakasıyla ailelerin güvenle çocuklarına emanet ettiği ve çocuklarımızın her zaman hani böyle bir doktor korkusu olur ya küçük çocukların. Gerçekten bakışında hocamızın samimiyetini görerek o korkularını yenebildiği, anlaşılabildiğini hissettiği ve gece gündüz anne babaların yine telefonla ulaştığı hafta sonu demeden, gündüz gece demeden hastaneye her ihtiyaç halinde çıkıp koşup gelen çocuk hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Mehmet Ali Talay aramızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Sesi duyamıyorum. Evet hocam, COVID döneminde ne yazık ki bu şekildeyiz ama izleyenlerimiz de bizi duyuyorlar. Hocam merak edilen birkaç sorumuz var. Bunları sizlere yöneltmek istiyoruz. İlk olarak hocam yeni doğan bebeklerde, yeni doğan taramalarında hocam amaç nedir ve ihmal edilmemesi gereken bu tarama testleri hangileridir? Şimdi yeni doğan taramaları özellikle bir takım metabolik, genetik hastalıkların erken dönemde yakalayıp tedavisi olanları, özellikle tedavisini başlatmak ve bu hastalıklardan geç kalındığında onların maruziyetlerini azaltmak. Metabolik taramalar 1990'lı yıllarda başlanmış. 2000'li yıllarda daha çok belli lokal olarak yapılmış. Yani örneğin İstanbul'da başlanmış. Daha sonra Türkiye geneline yayılmış 2000'li yıllarda. Ancak bir türlü istenilen seviyeye ulaşılmadığı için çünkü 48 ve 72 saatte o metabolik tarama alınması gerekiyordu. Evet. 2006 yılında bakanlık bu defa herkesten rutin alınsın. Yani 48 saati dolan bebek özellikle hastaneye çıkarken alınsın, diğerleri kontrol edilsin. Yine ciddi bir şekilde yapılmamaya başlandı. Ya da aileler yaptırmıyordu ya da kontrole gelmiyordu. Evet. 2014 yılında artık saati ne olursa olsun özellikle bebek taburcu olduğunda ilk metabolik taramayı aldı. Hatta buna yalancı pozitifleri ya da birincide belki bebek yeterince beslenmemiştir. İkincisini tekrar almaya başladık. Özellikle 5. günden sonra. Yani şu an artık rutin her bebekten metabolik taramalar alıyoruz. Sebebi hani iki tane neden almıyor. Bazen bunlar da bize çok soruluyor. Çünkü bazen birincide gerçekten
çocuk yeterli beslenmemişse yalancı pozitifler ve yalancı negatifler gelebiliyor. Bu hastalıkları yakalamak. Çünkü bu hastalıkların bazılarının çok basit tedavisi vardır. Belki ömür boyu bir diyetle halledilecek. Bazıları ilaçlar, örneğin guatr ya da hipotiroidi dediğiniz basit bir ilaçla hallediliyor. Ya da fenilketonu ömür boyu diyet. Bunların maalesef radikal bir tedavisi şu an yok. Gen tedaviyle ilgili çalışmalar var ama henüz daha çalışma aşamasında. Kistik fibroz gibi dediğimiz bir hastalık var. Spesifik bir tedavisi yok ama kistik fibroz erken yakalandığında hastanın hem hayat kalitesini hem geleceğine yönelik problemleri azaltıyoruz. Evet. Veya bir biyotidinaz bir basit bir enzim, biyotin enzimini vitaminini verdiğimizde çocuktaki oluşabilecek nörolojik veya saç deriyle ilgili bir takım problemleri ortadan kaldırıyor erken. Eğer geç kalınırsa nörolojik problemler, işitme problemleri vesaire ortaya çıkabiliyor. Yine son dönemde taranan genellikle bakalım şu anda 5 hastalığı tarıyor. Fenilketonuri, hipotiroidi, kistik fibroz, biyotidinaz ve 17 hidroksiprogesteron dediğimiz böbrek üstü beziyle ilgili taramalar yaptırıyor. Evet. Bunların amacı erken yakalanıp bu hastalıkların özellikle vücutta oluşturduğu bir takım toksinleri veya atık maddelerin vücut üzerinde negatif etkilerini azaltmak ve bebeği o maruziyetten kurtarmak bir nevi. Ama tabii ki zor ve örneğin ömür boyu o diyet tedavisini almak zorunda. Ama eğer almazsa o zaman beyinde, vücudun diğer organlarında hasarlar meydana gelebiliyor. Onun için önemli bir şeydir. Ülkemizde özellikle akraba evliliğin fazla olduğu, bu hastalıkların çoğu genetik geçişli evet. ve otozomal resesif olduğu için mutlaka yapılması gerekiyor. Çok basit bir tokunu alınan kanlı iki kere taranır. Belki hastalık atlanırsa, hani milyonları verseniz değiştiremezsiniz sonucun bir beyindeki hasarı. Ama çok basit bir testte bu sonucu değiştirebiliyorsunuz. Hocam yine en kritik anlardan biri yeni doğan ünitesi. Özellikle burada siz değerli hocam, yine Ersin hocam birçok hastayı tedavi ediyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hocam peki burada ne gibi tedaviler uygulanmakta yeni doğan ünitesinde? Yeni doğan ünitesinde daha çok yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tabii çocuklar tedavi. Yeni doğanda nasıl ki yetişkin bir insanda hastalıklar görülürse onlar da doğar doğmaz hastalıklar görülebiliyor. Bazıları da erken doğdukları için buna ihtiyaç duyuyor. Yani prematüre bebekler belli bir süre hastane koşullarında özellikle kendileri için oruçtan küvez dediğimiz ortamda destek tedavi alıp ve mevcut doğdukları zaman ortama uyum sağlayamadıkları için, erken doğu, immatür oldukları için belli bir süre bu destek tedavilerine ihtiyaç vardır. Ama yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde özellikle solunum sıkıntısı olan bebekler, evet. herhangi bir mikrop kapmış bebekler, artı akciğerlerle ilgili problemi olan ya da başka vücudun bazen bebek doğar doğmaz makatı kapalıdır, bir takım operasyonlar geçirecektir. Ona bağlı olarak özellikle ya da beslenme problemi olan bebekler, yoğun bakım ünitesinde kalırlar ve yoğun bakım üniteleri genelde birkaç bölümde oluşur. İşte sağlam çocuk, ileri derece immatüritesi olan bebeklerin kaldığı kısım, enfeksiyonu olan bebekler ayrı kısımda kalıyor. Evet. Bazı bebekler sadece beslenme için bunlar da belli bir kısımda kalıyor. Tabii ki bizim kendi yoğun bakımımızda da biz bu bebekleri genelde ayrı ayrı yatırıp ayrı şekilde tedavilerini devam ettiriyoruz. Bunun dışında ilk bir ay içerisinde yeni doğanlarda sadece hani doğarken olan sorunlar değil, daha sonra eve gider bir idrar yolu enfeksiyonu ya da bronşiyolit olabiliyor. Bunlar tekrar yoğun bakım ünitesine ya da yeni doğanlıkta yatışına ihtiyaç duyuluyor. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam havale nedir, neden olur ve bu acil halde aileler ne yapmalıdır? Havale dediğimiz aslında beyindeki bir takım elektriği deşarjlarının anormalitesi demek kısacası. Ve beyindeki bir takım dışarıdan gelen etkenler, örneğin ani olarak çocuğun kafasının bir yere çarpması beyinde elektrik ve havaleyi tetikleyebilir. Ya da şeker düşmesi beyinde bir takım meydana gelen hasarlar havaleyi tetikleyebiliyor. Evet. Bebeklik döneminde oksijensiz kalmışsa, ya da hatta erken doğmuşsa, erken doğan bebeklerde de olabiliyor, havale tetiklenebiliyor. Beyindeki anormal deşarjlardan dolayı vücuttaki verdiği uyarı ve impulslarla kaslardaki anormal hareketlerdir.
Bunlar değişiklikte aile karşısına gelebilir. Yolda da geçirebilir, evde de geçirebilir. Ailenin yapacağı şey evde en basitinden ilk etapta tabii ki çocuğun nefes alıp almadığını kontrol etmek, dilinin geriye kayıp kaymadığını kontrol etmek. Bebeğini genelde yan yatırıp kafasını hafif çevirip nefes alışını kolaylaştırmak. Ondan sonra en kısa sürede ilgili sağlık kuruluşuna götürebilmesi gerekiyor. Çünkü havalede hani evde ilaç vereyim, şu vereyim, bunu yapacak şey. Nefes alışını kontrol edecek ve nefes alışını rahat almasını sağlayacak. Eğer dili geri kaymışsa onu yapabilirse öne doğru çekip dışa doğru çekip nefes alması sağlamak. Varsa ağızda sekresyon bazen köpükler olabilir onu temizlemek ve en hızlı bir şekilde acil bir birime ulaştırması gerekiyor. Evet, bu konuda yine konusu açılmışken yine değerli hocalarım da bizim acil servisimizde bu gibi durumlarda başvuran çocuklar olabiliyor. O an ailelerin yaşadığı panik, korku ve hocalarımızın gelmeleriyle, uygulamalarıyla o an bazen nefesi kesilen bir çocuğu bile bir anda ağlamasını duymak orada ne kadar büyük bir mutluluk, ailelerin o yaşadığı o mutluluk, o an sizlere bakışları, duydukları minnet gerçekten paha biçilemez de bir değer aynı zamanda. Bu konuda gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, çocuk, yani Ersin hocamla da değindik, mevsimsel hastalıklar dedik. Peki çocuklarda görülen, hocam bulaşıcı hastalıkların başlıcaları nelerdir ve bunlara karşı nasıl koruma sağlanmalıdır? Aslında bulaşıcı hastalıklar bu sene hem bize hem çocuklar açısından evet. Nasıl korunacağımızı gösterdi. Ve en büyük şey maske. Özellikle bu yıl bulaşıcı hastalığı, gripal enfeksiyonlar en çok yakın dönemde olan domuz gribini hiç hemen görmedik. Sebebi de damlacık yoluyla bu hastalıklar çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Evet. Bulaşıcı hastalıklar dediğim bütün enfeksiyonlar aslında bulaşıcıdır. Ama bazıları yakın temas, bazıları bulunduğu ortamda bile bulaşabiliyor. Örneğin en şu an güncel olan COVID'in özellikle mutant genlerinde yapılan çalışmada yani siz maskeli dahi olsanız yaklaşık 3 dakika COVID'li mutantlı bir hastanın bulunduğu kapalı bir ortama girerseniz 3 dakika içinde çıkmazsanız size bulaşabiliyormuş. Bu özellikle İngiltere'de yapılan bir çalışmada saptamışlar. O yüzden yani bulaşıcı hastalıklar evet en çok üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz gripal enfeksiyonlar halk arasında bir şey, grip işte nezle bunların çok ikisi birbirine karşı farklı şeylerdir. Evet. Bunlara sebep olan genel olarak virüslerdir. Bazı bakteriyel enfeksiyonlar en çok bizim işte boğazımızda anjiniz oldu ya da farenjit oldu ya da işte beta mikrobu dediğimiz bunlar genelde bulaşıcıdır. Çoğu damlacık yoluyla bulaşır. Tabii ki bir takım hastalıklar temas yoluyla, bazıları gıda yollarıyla bulaşabiliyor. Temas yoluyla örneğin günceline olan COVID maalesef temas yoluyla bulaşabiliyor. Bazı özellikle gıdalarla bulaşan hastalıklar, parazitten tutun, takım virüsler, bakteriler olabiliyor. Bunlar zaten çoğunlukla bulaşları yani bu yolla olur. Damlacık yolu en çok güncel olandır virüs enfeksiyonları ve her dönem özellikle mevsim geçişlerinde bu virüsler çok sık olur. İnfluenza virüsü, adenovirüsler, işte en son bildiğimiz domuz gribine evrimkülü dediğimiz hani bir virüsü, domuz gribi, artı işte COVID benzeri virüsler hepsi genelde bulaşıcı hastalıklardır. Yine bizim aşılarını bugün yaptığımız su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak bunlar gene bulaşıcı hastalıklardır. Yani temasla veya mesela su çiçeğini bir temasla çok rahatlıkla bulaşabiliyor. Bunları sayabiliriz ama peki önlem nasıl alınacak? Aslında güzel önlem koruma. Korumanın en büyük şey maske işte bu bize en iyi şey gösterdi. Neredeyse hani biz bu dönem bronşolitis olsun çünkü çoğu virüs kökenli boğaz enfeksiyonları veya domuz gribini hiç görmedik. Bunun da en büyük etkeni bizim kullandığımız maskeler bulaşı azalttı. Peki hocam COVID-19'a da yine değindik çocuklarla ilgili. Programın başında da belirttiğimiz gibi 23 Nisan yaklaşıyor. Gerçi artık sizlerin çocukluk çağına geçmiş, büyümüş çocuklar var takip ettiğiniz. Ama tabii ki hala bebekler, çocuklar var kontrolünüzde olan. Genel olarak buradan 23 Nisan'a özel çocuklara ne mesaj vermek istersiniz? Çocuklar biliyoruz çok sıkıldılar evde. Onları anlıyoruz. 23 Nisan onların bir bayramı. Evet. Gerçekten bu COVID'i atlatırsak o 23 Nisan'da daha önce yaşayan çocukların
sahip olduğu duygu, neşe ve o günkü duyguları gibi Covid'den sonra da böyle bir duygu yaşayacaklarını biliyoruz. Onun için bu sene belki 23 sene çoğu kutlayamayacak. Evet. Ama biz bu Covid'den kurtulursak en azından 23 Nisan'ımızı o gün kutlamış kadar mutlu olacağız. Mutlu çünkü gerçekten çocuklar evde çok sıkıldı. Ciddi sorunlar yaşayanlar var. Özellikle anksiyete dediğimiz korku şeyleri çok fazla. Obezite çok arttı. Bizim en büyük bayramlarımızdan birisi bu Covid'i atlatmak. Evet. 23 Nisan'larını buradan kutluyorum. Nice bayramlara. İnşallah gelecekte çok daha güzel bir günü yaparız o zaman kutlamalar. Çok teşekkür ediyoruz hocam ve Ersin hocama dönmek istiyorum. Hocam yine sizlerin de artık büyüttüğü, takip ettiği çocuklar var. Gerçekten 20'li yaşların üstüne artık gelmiş olan ama buradan 23 Nisan'a özel çocuklarımıza ne mesaj vermek istersiniz? Biz de Türkiye'deki çocukların çok şanslılar. Çünkü dünyada ilk defa Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bir bayram bu. Şu an belki kutlayamayacaklar gibi düşünebiliriz ama geçen sene yapıldığı gibi belki bu sene de balkonlardan, pencerelerden çocuklar coşkuyla bunu kutladılar. Çocuklar gerçekten bizden belki daha dayanıklılar ama onlar da artık sıkıldılar. Onlar da artık evde kalmaktan hiç hoşnut değiller. Yabancı gördükleri zaman artık insanlar da yadırgar pozisyona geldiler. İnşallah en kısa sürede bu çocuklar da çocukluklarını yaşayabilecekleri bir döneme hızlıca geliriz. Ki bu da yine hepimize düşen bir görev. İnsanlar yine sosyal mesafelere dikkat ederlerse, maske kullanırlarsa, aile içi ziyaretlere son verirlerse bunlar çok kısa sürede inşallah toparlayacağız. Herkesin büyümeyen çocukların ve çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli her iki hocama da katkılarından, katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Burada birçok konuya değindik ve çocuk sağlığı ile ilgili önemli noktalara değinmiş olduk. Evet, şimdiden ne diyoruz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yayınımızda biz bu hafta sizler için özel olarak hocalarımla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Biz yine Avrasya Hastanesi olarak umuyoruz ki yakın zamanda yine bu Covid umuyoruz ki biter ve tekrar bir araya geliriz. Az önce izlediğimiz o şenliklerimizi gerçekleştiririz. Uzun zamandır çünkü bir araya gelemiyoruz. Normalde çocuklarla gerçekten çok etkinliklerimiz oluyor. Hepinizi çok özledik diyelim biz buradan. Evet, bu vesileyle bu yayını izleyerek gelenlere de çocuk hastalıkları polikliniğimizde 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel olarak da muayene sonrasındaki tüm tahlil ve tetkiklerinde sizin için size özel indirimlerde gerçekleştireceğimizin buradan sürprizini hemen iletmiş olalım. Evet, 30 Nisan'a kadar hastanemize başvurabilirsiniz ve bu kampanyamızı da kaçırmayın diyelim. Evet, randevu için 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizden ya da web sitemizden online randevu alabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı lütfen çocuk olsun, yetişkin olsun ertelemeyin. Biz gerekli tüm önlemlerimizi Avrasya Hastanesi olarak hasta ve çalışan güvenliği için üst düzeyde alıyoruz. Sizler de tedbirlerinizi alarak bizlere başvurabilirsiniz diyelim. Evet, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Az önce dijital panelimizi sizlerle paylaştık. Çocuklarımızı Covid'den koruma yollarından bahsetti iki değerli hocamız. Peki, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi baş ekibimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cenel bu konuyla ilgili neler söyleyecekler? Hocamızdan dinliyoruz. Merhabalar. Tabii bu Covid ile ilgili şimdi tabii özellikle şu anda en önemli konu bana göre bu işi önlemenin en önemli yolu tabii kapanmak, işte maske önlemler ama aşı son derece önemli. Yani bu aşı, bazı ülkeler mesela aşı işini çözdükten sonra bu işi neredeyse yenme aşamasına geldiler. Türkiye'de bu biraz daha yavaş gitti ve maalesef duyuyoruz haberlerde falan. İnsanların aşı için randevu alanların %20-25'i gitmiyor.
bu son derece ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani medyada, sosyal medyada bir aşıt karşıtlığı gibi bir takım şeyler var. İşte yan etkilerinden korkanlar var, ondan bundan korkanlar var ama yani bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Aşıdan muhakkak yaptıralım. Belki ileride şimdiki gençlere ve çocuklara da sıra gelecek aşılar konusunda. Çocukları da ancak aşıyla koruyabiliriz. Yani aşı dışında başka bir yol yok bu işin. Sanırım daha değil ama belki ileriki bir zamanda çocuklarda aşı programı düzenlenecek. O zaman da çocuklar kesinlikle aşıdan kaçınılmaması gerekiyor. Aşıların yapılması gerekiyor. Çünkü aşı olmadan bu hastalığı yenmemiz mümkün gözükmüyor. Özellikle aşı konusunda çok üzerine duruyorum. Sırası gelen, vakti gelen herkesin muhakkak aşı yaptırmasını öneriyorum. Aşı son derece zararsızdır. Yan etkileri son derece yüz binlerde bir olacak şekilde nadir gözüken şeylerdir. Ama görüyorsunuz Covid'den dolayı ne haldeyiz? Yani onun için lütfen çok dikkat edelim. Aşı konusunda özellikle milletin duyarlı olmasını diliyorum. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu
her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Teşekkür ederim. Evet, çocuklarımız hassas bir süreçten geçiyorlar. Peki koronavirüsten çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Sizin çocuğunuz varsa nasıl koruyorsunuz? Çocuklarımı genelde evde tutmaya çalışıyorum. Kısa sürelerle dışarı çıkartıyorum. Çıkarttığım dönemde de hijyene çok dikkat ediyorum. Ve evde de besin değeri yüksek şeyleri, sebze yedirmeye çalışıyorum ne kadar yemeseler de, ama onları o şekilde işte teşvik etmeye çalışıyorum. Onun dışında bu şekilde yani. İki tane. İki tane. Hı-hı. Hayır, şu anda hepsi 6 yaş ve altında. Biri 6 yaşında, diğeri 1,5 yaşında. Yani bu şekilde korumaya çalışıyorum. Evet. Maskesini takıyoruz, dezenfektan ediyoruz onu. Korumaya çalışıyorum ama ne kadar artık, evet. Hani ellerini falan sürüyor çünkü. Bilmiyorum o şekilde. Aras çok tatlı bir çocuk. Dışarıya çok çıkmamaya çalışıyoruz. O evet. Şekilde yani. Yiyeceklerine, evet, beslenmesine dikkat ediyorum. Süt içiriyoruz. Onunla birlikte kendinizi de koruyorsunuz. Evet, çift maske takıyorum. Yani mecbur kalmadıkça özellikle dışarıya çıkmıyorum. Evet. Bakımımıza, özel bakımımıza dikkat edelim. Ellerimizi temiz yıkayalım. Her yere sürmeyelim. Hani herkese de bunu söylüyorum. Evet. Aras, merhaba. Merhaba. Maskeni takmışsın. Aras, 23 Nisan, 23 Nisan bayramı da kutluyoruz senin. Teşekkür ederim de. Teşekkürler. Neden tercih ettik? Bir tavsiye üzerine geldik. Bir doktorun çok iyi olduğunu duyduk. Onun için. Annem için geldik bu arada. Evet. Annem hasta olduğu için. Nasıl yani? Hastanede yatmıyor. Muayeneye geldik sonuçta. Şimdi bakalım. Muayene olduktan sonra hani ne olacak? Memnun kaldık. Memnun kaldık. Daha önce de başka bir şey için gelmiştik. Evet. Memnun kaldık. Evet. Çok iyi. Ben buradaki doktorları da seviyorum zaten. Çalışanlar da çok ilgili. Evet. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Peki, ben geçmiş olsun. Çok sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bir Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Bugün de sizlere çocuklarımızı koronavirüsten nasıl koruyabiliriz paneliyle sizlerle birlikteydik. Ve vatandaşlarımızla röportajlarımızı yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm izleyenlerimize ve bizlere sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki
Başım ağrırsa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.